Refah Partisi'ne, günümüze Refah'ın kıza bir öyküsünü hep beraber monitörden izleyelim, sonra sorularımıza geçelim. Hay hay, memnuniyetle. Buyurun. Tarih 26 Ocak 1970'i gösterirken Sümer Sokak'ta, arkamda gördüğünüz bu binada Milli Nizam Partisi'nin temeli atılıyordu. Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının başlattığı mücadele 24 yılı geride bırakarak bugünlere kadar geldi. Zaman zaman partinin ismi değişti, ritimdeki insanlar değişti. Ancak perde gerisinde partiye yön veren ve değişmeyen bir isim vardı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. 1969 seçimlerinde Konya bölgesinden 60 bin oy alarak bağımsız milletvekili seçilen makine mühendisi Necmettin Erbakan, 26 Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Hasan Aksay, Süleyman Arif Emre, Fehmi Cumalıoğlu gibi isimler Millet Partisi'nden istifa ederek Nizam Partisi'ne girdiler. Milli Nizam Partisi'nin Büyük Sinema'da ilk kongresinde yapılan konuşmalardan dolayı Erbakan ve 4 arkadaşı hakkında dava açıldı. Bu dava 4 yıl sürdü. Ayet okudu diye beni, muhterem genel başkanımız Erbakan hocamızı, rahmetli üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi, onu da çok kerre Allah dedi diye, değerli hocam Hasan Aksay'ı ve 5-6 kişiyi burada ağır cezaya dava ettiler. Toplum kendi inandığı gibi yaşamak arzu ediyordu ve kendi içinden buna uygun bir parti çıkarma ihtiyacını duydu. İşte Milli Nizam bundan dolayı kuruldu. Bildiğiniz gibi Milli Nizam Anayasa Mahkemesi tarafından sudan bahanelerle kapatıldı. Milli Nizam'ın kapatılmasından sonra da siyasi platformda meydana gelen boşluğu yeniden bu görüş istikametinde doldurmak üzere 1972 yılında bir defa Milli Selamet Partisi'ni kurduk. Ve Süleyman Arif Emre genel başkanlığa getirildi. 21 Ekim 1973'te Milli Selamet Partisi Genel İdare Kurulu kararıyla Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi Genel Başkanlığına getirildi. Milli Nizam'dan sonra kurulan Milli Selamet Partisi hemen bir sene sonra seçimlere girdi, 73 seçimlerine. Hiç kimse bizim bir başarı göstereceğimize inanmıyordu ama Milli Selamet Partisi 73 seçimlerinden 48 milletvekili, 3 senatörle, 51 parlamenterle Türkiye'nin 3. partisi olarak meclislere girdi. 51 kişilik kadrosuyla Milli Selamet Partisi gerçekten çok başarılı çalışmalar yaptı. İlk önce bir kenarda oturmayı yeğleyen Demirel'e karşı görüşlerinde büyük farklılık olmasına rağmen Halk Partisi ile koalisyon hükümeti kurdu. İktidar olduk. İktidar olduk. Ne oldu? İşte bu söylediklerimizin hayal mahsulü olmadığını, gerçek olduğunu, yüreğimizin bununla dolu olduğunu, gerçekten milletin buna muhtaç olduğunu gördük ve gösterdik. Ne yaptık bu kısa dönem içerisinde? 80'e kadar, 77'de özellikle ağırlıklı olarak 77'ye kadar hükümetlerde bulunduğumuz ortaklığımızın ağırlığıyla ülkede ciddi işler yaptık. Milli Selamet Partisi 7 Eylül 1980'de meşhur Konya mitingini gerçekleştirdi. 12 Eylül 1980'de askeri darbe ile diğer partilerle birlikte MSP de kapatıldı ve Erbakan zincir bozana zorunlu ikamete gönderildi. O ihtilali yapan, o ihtilalin başındaki zat tarafından Türkiye'de işte bu miting yapıldı. Eğer biz elimizi çabuk tutmasaydık hepimizi keseceklerdi diye hiç akıl ve mantık ölçülerine vurulmadan söylendi. Refah Partisi Genel Başkanı olan Erbakan, Türkiye'deki liderler arasında tabanından ve parti yöneticilerinden sonsuz destek görme bakımından istisnai bir yere sahip. Erbakansız
Şu an bir genel başkan düşünemiyorum, bir Refah Partisi düşünemiyorum. Erbakan gençlik için Türkiye'nin doğrularının adresidir. Refah Partisi'nde kolektif bir irade vardır. Erbakan Koca bizim simgemizdir. Profesör Doktor Necmettin Erbakan muhterem genel başkanımız ve hocamız bizim için sayamayacağım kadar çok şey ifade ediyor. 1983'te siyasi partiler kanunu çıkarıldı ve Refah Partisi kuruldu. 1987'de siyasi yasaklar kaldırıldı. Erbakan yeniden Refah Partisi genel başkanlığına getirildi. 1989 mahalli seçimlerinde oylarını artıran Refah Partisi 5 il ve 100 ilçede seçimi kazandı. 1991'de milletvekili seçimlerine Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ittifak yaparak girdiler. %17 oy alarak barajı açtılar. Bundan sonra Refah Partisi kitle partisi olma yolunda ilerlemeye başladı. Herkesin Refah Partisi'nde politika yapabileceği mesajı verildi. Bu mesaj etkisini gösterdi ve toplumun her kesiminden insanlar partiye üye olmaya başladılar. Refah Partisi bundan sonra neler yapabilecek? Diğer partilerin korktuğu başına gelecek ve Refah Partisi büyük bir patlamayı gerçekleştirecek mi? Ya da kendilerinin söylediği gibi Refah Partisi şu anda Türkiye'nin birinci partisi mi? Sanırım bütün bu soruların en güzel cevabını 1994 mahalli seçimlerinin sonucu verecek. Evet Sayın Erbakan, şimdi sormak istiyorum. Refah Partisi nereden geliyor, nereye gidiyor? Önce aziz milletimize bazı gerçekleri açıklamak fırsatını verdiğiniz için teşekkürlerimle söze başlamak istiyorum. 25 yıllık bir tarihi mümkün mertebe güzel bir şekilde dile getirmek üzere bu film hazırlanmış bulunuyor. Hazırlanmış olduğumuz biraz önceki filmde de gördüğümüz gibi olay 60 milyonluk bir ülkenin beklediği, özlediği yönetimi bulması olayıdır. Bizler bütün bu milletin topyekun arzusunun birer vasıtası durumundayız. Yoksa hadise tamamen milletin bağrından kopup geliyor. 1 Kasım 1992'den itibaren Refah Partisi en büyük parti olmaktan şimdi adeta tek parti olmaya geçiyor. Efendim Refah Partisi'ndeki bu yükseliş bazı çevreleri rahatsız ediyor. ANAP, DYP, SYP genel başkanları biz gidersek refah gelir diyor. Siz buna ne diyorsunuz? Evet, buna unutmaca mı bu? Buna söyleyeceğim şey şudur. Önce müsaade ederseniz neden refah geliyor? Evet. Ve bu sözler acaba refahın gelişini önleyebilir mi? Refahın gelmesinin 3 tane önemli sebebi var. Bunlardan bir tanesi değişmez kaide. Hak gelince batıl zahir olur. Hak ne demek? Hak kelimesinin Türkçe'de tam karşılığı yok. Türkçemizde doğru diye bir kelimemiz var. Ben dışarıda yağmur yağarken eğer yağmur şemsiyesiyle çıkarsam doğrudur. Ama güneş varken yağmur şemsiyesiyle çıkarsam yanlıştır. Onun için yağmur şemsiyesiyle çıkmak doğru mu yanlış mı? Şarta bağlı. Yağmur yağıyorsa doğru, yağmıyorsa yanlıştır. İşte şarta bağlı olarak isabetli olan şeye doğru denir. Hak ise her şart altında doğru olan şeydir. İkinci önemli sebebe gelince, şimdi 50 yıl oldu. Batı taklitçisi partileri, milletimiz tekrar denedi. Bir daha denedi. Yan yana denedi, beraber denedi, alt alta koydu, üst üste koydu. Ne oldu? Üçüncü çok önemli bir sebep de şudur. Milletimiz gerçek değişim istiyor. Ve bugüne kadar oynanan üç manken oyunu da iflas etmiştir. 50 sene bu ülkeyi bu batak dizi partiler hiçbir meseleyi çözemedikleri halde nasıl oyaladılar? Nasıl oyalayabildiler? Bu incelendiği zaman görülür ki yaptıkları oyun bir üç manken oyunudur. Üç manken ne kastınız? Kastımız şu. ANAP tabii. Onlar milletten gelmiyor mu? Milletin oylarıyla? Tabii, geliyor. Ama işte onu anlatıyorum. Milletin oyları üç manken oyunuyla buraya cezbediliyor idi bugüne kadar. Cezbedilme hadisesi. Şimdi ne olacak? Akılları sıra 50 yıllık üç manken oyunu gene oynayalım. Hadi gel ANAP'ı allayalım, pullayalım, tekrar millete yutturalım. İşte bu oyun şimdi sökmüyor. Buradan hareketle
Refah Partisi 27 Mart mahalli seçimlerinde yüzde kaç oy alacak, onu söyleyebilir misiniz? Hayır, bugün bunu söylemek mümkün değil. Yalnız şuna inanıyoruz. Birinci parti olacak mısınız? Hiç şüphesiz. Biz zaten birinci partiyiz. Çok büyük fark yapacağız Allah'ın izniyle. Diğer partilerin yekununa karşı büyük bir fark yapacağız. Bizim şeyimizi biliyorsunuz, programımızı, Refah Partisi bu 27 Mart'ta inşallah başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere 1000'den fazla belediye başkanlığını kazanacak Refah Partisi. Çünkü Refah Partili belediye bugün Türkiye'de bir efsane olmuş. Evet efendim, sizin Refah Partisi efsanesi beyanlarınız var. Bundan neyi kastediyorsunuz? Evet, bundan 60 milyon ülke evladının bugün inandığı, gördüğü bir gerçeği kastediyorum. Bu da hakikaten Refah Partili belediye efsanesi, Refah Partili belediyeler bugün bütün ülkenin özlemi haline gelmiştir. İstanbul'da çok iddialı olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Rakibiniz kim İstanbul'da öncelikle? Bizim çok hangi şükür, parti? Evet, şu anda bir rakibimiz yok. Biz İstanbul'da geçen seçimde görüldüğü gibi 6 belediyeden mevcut. Şimdi Güneydoğu'daki halkımız dinine son derece bağlı bir halk. Bir. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü isteyen bir halktır. İstiyor ki 60 milyon bir ve bütün olsun. Temel istediği budur. Ama tabii bunun yanında en tabii insan hakkını da istiyor. Yani herhangi bir şekilde dolaylı yoldan, sen şu kökendensin, ben bu kökendensin diye bana herhangi bir baskı, bana ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasın istiyor. Var mı öyle bir baskı? Hı. Yapılıyor mu? Evet, şimdi bakınız bu batı taklitçileri. Geliyor efendim, biz size ne baskı yapıyoruz diyor. Bir baskı yapılması, şu maddede şöyle yazması gerekmez. Şu anda Güneydoğu'nun haline bakın. Köyler yakılmış. Soruyorum size şimdi, Lice baştan sona kadar yıkıldı. Lice'de evsiz kalan halka bugünkü devlet kaç kuruş yardım etti? Ülücü örgüt liderinin sizi hedef alması, partinize hedef almasını neye bağlıyorsunuz? Bu bölgede Refah Partisi'nin kuvvetli olmasına bağlıyoruz. Bu bölge Refah Partisi Türkiye'nin birliğinin, bütünlüğünün teminatıdır. Evet. Efendim, gündemdeki önemli konulardan biri de dış politika. Refah Partisi olarak siz dış politikada da çok iddialısınız. Çok özet olarak Bosna Hersek, Kıbrıs, Azerbaycan da ve Filistin meselesinde Türk hükümetinin izlediği siyasaları, politikaları eleştirir misiniz? Tabii eleştireyim. Bunların izledikleri, yani bu taktik zihniyetli partilerin izledikleri politika sadece dışa bağımlı bir dış güdüm politikasıdır. Telefon bekçiliğidir. Emirle ne söylenirse bu yapılıyor. Onun için böyle bir zihniyetle milli menfaatlerimizin korunması mümkün değildir. Sayın Erbakan, siz iktidar olursanız Birleşmiş Milletler, AGİT gibi uluslararası kuruluşlara, NATO gibi, evet, nasıl bakacaksınız? Onlara, evet, bakışınız nedir efendim? Şimdi bakınız, biz onları sekonder kuruluş sayacağız. Yani bunlara hiçbir zaman bel bağlamayacağız.